Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. D1, D3 de paralel. Bakın. D1 ile D3 paralel. D2 ile D4 paralel verilmiş. D2 ile D4 paralel verilmiş. Burada AB4, DE5 olduğu, BC'nin CD eşit olduğu verilmiş. Bakın BC, CD eşit olduğu söylenmiş. AC artı CE soruluyor bize. AC, şuraya X diyelim. CE soruluyor arkadaşlar. Buraya da Y diyelim. Şimdi paralellikleri kullanalım. Buraya alfa dersem yöndeş açı olduğu için burası da alfadır. Buraya beta dersem burası da betadır. Yine paralellik ve yöndeşlikten dolayı. Şimdi baktığımızda ABC üçgeni ile ECD üçgeni ilk etapta benzerdir. Ama şu BC ile CD'nin eşit verilmesinden dolayı şuralara da teta diyelim, teta diyelim. Karşımıza eşlik çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla alfanın karşısında x var. Alfanın karşısında 5 var. X dediğimiz arkadaşlar 5 olur. Betanın karşısında 4 var. Betanın karşısında y var. Y dediğimizde 4 olur. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 9'dur. Birinci sorunun cevabı Bursa. Şekildeki ABC ve DC üçgenler eşkenar üçgenlerdir. AD 40, E noktası AB kenarının üzerinde olduğuna göre BC kaç derecedir diye soruyor. Bakın şimdi ABC eşkenar üçgen. 60 yazacağım. 60 yazacağım. DC eşkenar üçgenmiş. Buraya da 60 yazalım. Bakın burası da 60. Şimdi dikkat edelim. Şimdi buraya 60 yazmamış. Şuraya x diyelim. Şurası ne olacak? 60 eksi x olacak. Şimdi ECD'de eşkenar üçgen olduğu için burası da 60'tı. Burası da x olacak arkadaşlar. Şimdi lütfen şuna dikkat edelim. Şimdi bakın bir x açımız var. Burada bir x açımız var. Bir uzunluğumuz var ki bu eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Bu da eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Görüyor musunuz? Açı kenar benzerlik, hatta aynı uzunluk orantılı değil. Direkt eş olduğu için eşlik söz konusu arkadaşlar. O zaman şurası da 60 olmak zorunda. Şimdi biz peki ne yakalamış olduk? Bakın burada eşlik yakalamış olduk. Eğer şu bize sorulan alfa ise şu D açısı da alfadır. Yani alfa bize sorulan açı arkadaşlar 40 artı 60'dan 100 derecedir. Yani C. Şekildeki ABC ve DF üçgenlerinde ABC ile FD benzermiş arkadaşlar. AB4, BC5, DE10 olduğuna göre DF kaç santimetredir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın ABC ile FD eğer benzer üçgenler ise A'nın oraya alfa diyelim. Birinci sıradaki F'nin oraya alfa diyelim. B'nin olduğu yere beta diyelim. İkinci sıradaki D'nin olduğu yere beta diyelim. C'ye teta diyelim. Sıradaki üçüncü sıradakine E'ye teta diyelim. Şimdi alfanın karşısında 5 var. Alfanın karşısında 10 var. Teta'nın karşısında 4 var. Teta'nın karşısında x sorulan var. Bakın şimdi ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapacağız. 5 ile 10'u sadeleştirelim. 1'e 2. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 8. 8 çıkar. Edirne. ABC ve DF üçgenlerinde ABC'nin EFD'ye benzer olduğu söyleniyor. ACB 60, EFD 55 olduğuna göre BAC'yi soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bakın A alfa olsun. E alfa olsun. Biz zaten BAC alfayı soruyor. Şimdi devam edelim. B açısı, F açısı. Bu arada bakın F açısı 55 ise burası da 55 olmak zorunda. Benzerlikten dolayı. C açısı 60, D açısı bu da 60 olmak zorunda. Yani alfa artı 60 artı 55 eşittir 180 yapar. 115 yapar. Alfa eşittir 65 yapar. Yani Edirne. ABC ve CD üçgenlerinde arkadaşlar diklikten bahsediyor. Şurada bir 90 derecemiz var. AB 6, EC 4, CD 8 olduğuna göre AE kaçtır diye soruyor. Şimdi bak şuraya alfa diyeceğim. Buraya teta diyeceğim. Alfa teta 90 derece olduğuna göre burada bir 90 derece diklik var. Burası da tetadır. Aynı şekilde ECD üçgeni dik üçgendir. Burası da nedir? Alfadır.
Şimdi değerli arkadaşlar, benzerliği uygulayalım. Küçük üçgenden başlayalım. Alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısında 6 var. 90'ın karşısında 8 var. 90'ın karşısında şuraya x diyelim. X artı 4 var arkadaşlar. 2 katına çıkmış. 2 katına çıkaralım. Burası o zaman 12. X eşittir 8 olur. Yani adana. Şekildeki ADF ve BCF dik üçgenlerinde AD AF'ye dik, BC BF'ye dik. AF BC'nin 2 katıymış. AF BC'nin 2 katıymış arkadaşlar. Şuraya 2x diyeceğim, buraya x diyeceğim. ED EF 90 dereceymiş. C'yi soruyor. Şimdi bakın açı taşıma yapalım yine. Alfa teta. Alfa teta 90, alfa 90. Burası da teta olacak. Burası alfa olacak. Bakın benzerliği görün. Alfa teta 90, alfa teta 90. Alfanın karşısında x var. Alfanın karşısında 2x var. Şimdi 90'ın karşısındakini bulmak istiyorum. 90'ın karşısında kaç var? 8 var. Demek ki burası da 4'tür. Şimdi burası 4. E burası da 4. Bana ne soruluyor? CE. CE nedir? 4 kök 2. Yani Ceyhan. ABC ve ADC üçgenlerinde ABC açısı da ADC açısı arkadaşlar eşit. ABC açısı alfa alfa diyelim. BAC ile DFEC birbirine eşit. BAC ile DEC birbirine eşit. Bakın. Şunla şu açı eşit. Aynı zamanda neleri kurgulayabiliriz? Bakın şimdi şuraya teta diyeceğim. Şu beta olsun. Şu da beta olsun. Alfa, beta, teta. Alfa, beta mecburen burası da teta olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar başlayalım benzerliği kurgulamaya. Alfanın karşısında 7 var küçük üçgende. Büyük üçgende alfanın karşısında AC x'i soruyor. Güzel. Teta'nın karşısında 4 var. Teta'nın karşısında 12 var. Bakın. 3 katına çıkmış. 3 katına çıkacak. X eşittir 21. Yani denizli. ABC üçgeninde arkadaşlar AC'ye 8 vermiş. CD 4. AD 5. BD 12. AB'yi soruyor bize. Şuraya x diyelim. Şimdi bakın benzerliği yakalamaya çalışalım. Önce küçük üçgen. Şuraya alfa diyeceğim. Şimdi bu alfanın bakın 4'e 8 1'e 2 oranını gördünüz mü? Şimdi ABC üçgenine bakalım. Bakın C'den 8'e 16 8'e 16 1'e 2'yi gördünüz mü? Demek ki benzerliği yakaladık. O zaman bakın alfanın karşısında küçük üçgende 5 varsa bu AB'de kaç olmalıdır arkadaşlar? 1'e 2 oranı dolayı 10. X eşittir 10 olmalıdır. Yani bursa olur. ABC ve ADF eşkenar üçgenlerdir arkadaşlar. AB 9 vermiş, AF 6 vermiş. AE kaçtır diye soruyor bize. AE öncelikle bir X diyelim. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Yani şurası 60 derece. Şuraya alfa diyeceğim. Bakın. Şu ADF de eşkenar üçgen olduğu için burası da 60 eksi alfa. Burası da 60 eksi alfa olacak. Şimdi yine ADF eşkenar üçgen 6. Şurası da 6 olacak. Şimdi dikkat edin. 60 60 eksi alfa. Bakın şurası 60 60 60 eksi alfa. Şuraya teta dediğimde burası da tetadır. Benzerliği yakaladık arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Teta'nın karşısında 6 var. Teta'nın karşısında 9 var. 60'ın karşısında x var. 60'ın karşısında 6 var. Bakın buradan ne olur? 36 bölü 9 4 olur. Yani bursa. ABC üçgeni verilmiş. İçindeki AD eşkenar üçgen. Yani şuralar 60 60 60. Şimdi
BAD ile BC'ye eşit vermiş. Alfa diyelim, alfa diyelim. BD 4 vermiş, EC 7 vermiş. Arkadaşlar şimdi bakalım. Burada bir alfanın karşısında 4 var. Burada alfanın karşısında şuraya x diyelim. X, x. Eşken üçgen çünkü. Sonra bakın burada bir 120 var. Burada bir 120 var. İki açıyı yakalamışsak üçüncü de aynı olmak zorundadır. Teta diyelim. Teta diyelim. Benzerliği de yakalamış olduk. Alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısında x var. Teta'nın karşısında x var. Teta'nın karşısında 7 var. X kare eşittir 4 çarpı 7. X eşittir 2 kök 7. Yani denizde. ABC ikizkenar üçgen verilmiş. AB AC'ye eşit. Hemen şunu yazalım. Alfa'ya alfa. BD CD 6 verilmiş üzerinde. BF 9 vermiş. CM'yi 4 vermiş. ME 8 vermiş. Bana diyor ki DF ne de? DF x'imizi yazalım. Bakın şimdi. Şimdi şuraya teta diyeceğim. Buraya teta diyeceğim. Şimdi şüphelendiğimiz nedir? BDF üçgeni ile CME üçgeni benzer midir? Şimdi bakın teta'nın sağında ve solunda neler var? Mesela şu ECM üçgenine bakalım. 4 bölü 6 var. Oranı 2 bölü 3. Yine teta'nın sağına ve soluna bakalım. 6'ya 9 var. Oran ne? 2 bölü 3. Demek ki bu iki üçgen açı kenardan dolayı benzerdir ve benzerlik oranı 2'ye 3'tür. 2 bölü 3'tür. Şimdi teta'nın karşısında küçük üçgenden başlayacağım. 8 var. Teta'nın karşısında ne var? X var. Kaç katına çıkmış? 4 katına. Buna çıkarın 4 katına. 12 oldu. Yani Adana arkadaşlar. Adana'yı işaretleyelim.